Sevgili öğrenciler, bu videomda sizlere tatil sorularından 6. sorunun çözümünü anlatacağım. Soru gerçekten zor bir soru. İlk önce okuyarak başlayalım. Bir çıkarma işleminde eksilen, çıkan ve farkın toplamları 48. Çıkan sayı farkın 3 katından 4 eksik ise çıkan sayı kaçtır diyor. Şimdi şu bilgi bana ipucu oluyor. Eksilen, çıkan ve farkın toplamlarını biliyorum. Yani 48. Şimdi çıkarma işlemi ile ilgili bir resim çizerek size bunu anlatmak istiyorum. Şimdi çıkarma işleminde diyelim ki bir ekmeğimiz var. Ve biz bunun bir bölümünü yiyoruz. Ben bunun bir bu kısmını yedim. Çıkardım yani buraya. Geriye ne kaldı? Bu kısım kaldı. Üstteki sayıya ne diyorduk çıkarma işleminde? Eksilen diyorduk. Yediğimiz bölüm çıkan. Kalan bölümde buna da fark diyorduk. Şimdi Şuradaki söylenenleri resimle ifade ediyorum. Eksilen sayı demek bir ekmek demek. Artı çıkan ve fark. Bunlar da var. Çıkan ve farkın toplamı diyor. Çıkan sayı şurası. Yediğimiz bölüm artı ve kalan. Bunların toplamı 48'miş. Şimdi bir bütün ekmek var. Bu çıkan ile kalanı bir araya getirdiğimizde bunları birbiriyle yapıştırdığımızı düşünün. Bunlar da bir ekmek olur. Bir ekmek başta var. Bir ekmekte bunlar ediyor. Bunların toplamı diyor. Bu iki ekmeğin toplamı 48 eder diyor. O zaman ben 48'i 2'ye bölerim ve bir ekmeği bulurum. Hemen bölüyorum. 48 bölü 2. 2 kere 2 4. 8'i getirdim. 4 kere 2 8. Şimdi ne oldu? Bir ekmek 24 oldu. Diğer ekmek de 24. Peki şuraya gelelim. Diğer ekmek 24 demek. Yani çıkan ve farkın toplamı demek değil mi? O zaman şöyle yapalım. Farkı yazıyorum şuraya. Resmini yapıyorum daha. Fark artı çıkan bölüm. Yani şu yediğim kısım. Eşittir 24'müş. Şimdi söylenenleri başka bir şekilde ifade ediyorum. Fark bilmiyorum değil mi? Bir kutu yapıyorum. Boş bir kutu. Bilmiyorum. Artı Çıkan sayı farkın 3 katından 4 eksikmiş. Şimdi bir kutuysa fark çıkan sayı onun 3 katı. 3 katı demek 3 kutu. Çünkü bu bir kutuydu. 3 kutu ve 4 eksikmiş. Eşittir 24 ediyormuş. Şimdi ne oldu burada bu ifadede? Bir kutu, 3 kutu burada var. Ben bunları bir araya getirebilirim. Yani bunları yazıyla yazıyorum. 4 kutu eksi 4 eşittir 24 oldu. Şimdi bunu 4 kutu hani bilmediğim bu kısmı bilmiyoruz değil mi? Bilmediğimiz bir şey var burada. Çıkarma işlemini tekrar şöyle bir bakalım. Bilmediğimiz bir şey var. Bundan 4'ü çıkarıyoruz. Şöyle 4 yazıyorum. Bakın 4 çıkarılmış değil mi? 4'ü çıkardığımızda 24 oluyormuş. Şimdi biz bu üstteki sayıyı bilmediğimiz zaman nasıl buluruz? Şu 24 ile 4'ü yani bu işlemin tersini yaparız. Toplayıp burayı buluruz değil mi? 24 ile 20 şey 24 ile 4'ü topladığım zaman ne oluyor? 28 oluyor. Bu neydi bu? Üstteki kısım 4 kutuydu değil mi? O zaman şöyle ifade ediyoruz. 4 kutu eşittir 28 demek. Yani buraya baktığımız zaman bu 4'ü ne yaptık? 24 ile topladık 28 oldu. 4 kutu eşittir 28 oldu. Şimdi ben 28'i 4'e bölersem bir kutuyu bulabilirim. 4 tane kutu 28 ise hemen bölüyorum. 28 bölü 4 7 defa var. 7 kere 4 28. Bir kutuyu buldum. Bir kutu kimdi? Bakın şurada var. Bir kutu e, farktı ve fark 7 oldu. Şimdi benden ne istiyor? Çıkan sayı istiyor. Çıkan sayı farkın 3 katından 4 eksik değil miydi? E, ben farkı buldum 7. O zaman şöyle yukarıda yapayım. 7 ile 4 şey 3 katı pardon yanlış yaptım. 3 katı dediği için 7 ile 3'ü çarpıyorum 21. Bir de 4 eksik diyordu. 21'den de 4'ü çıkardığım zaman işte çıkan sayının çıkan sayımız 17 oluyor. Cevabımız 17 oluyor. Peki bunları bir de acaba biz bu kadar işlem yaptık. Doğru mu yaptık? Yanlış mı yaptık? Kontrol edelim. Nasıl? İlk baştaki ifadeye bakın. Eksilen, çıkan ve fark toplamları 48 diyordu, değil mi? Eksilen neydi? 24'tü, değil mi? Bir ekmekti. 24 yazıyorum. Çıkanı ne bulduk? 17. Bakın. Fark 7 bir kutuydu. Onu da yazayım. Toplayalım. 11, 7 daha 18, 3 oldu. Bakın ne oldu? 3'ünün toplamı 48 oldu. O zaman ben işlemi doğru yapmışım demektir. Sonuç olarak çıkan sayı 17 oldu. Cevabımız 17 olacaktı. Eğer siz de 17 bulduysanız doğru cevabı buldunuz demektir. Her zaman olduğu gibi sizlere iyi çalışmalar, dersinizde başarılar diliyorum. Hoşçakalın.